Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Faslun lil müşteril hıyaru bi zuhuri aybin kadimin. Malda eski zamandan kalma bir kusurun ortaya çıkması durumunda müşteri için muhayyerlik vardır. كخصاي رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله في الفراش وبخره وصنانه. Satılan kölenin hadım olması, zina etmiş olması, hırsızlık etmiş olması, kaçması, yatağını ıslatması, ağzının kokması, vücudunun kötü kokması ve cimahi dabbeti ve gaddiha, hayvanın serkeş olması ve ısırması gibi kusurlar mesela. Ve kullama yanqusul ayn evul kıymete naqsan yafutu bihi garadun sahihun iza galebe fi cinsil mebi'i ademuhu. Ve malın kendisini veya değerini maldan elde edilmesi sahih olan bir amacı kaybettirecek şekilde eksilten ve aynı cins mallarda çoğunlukla bulunmayan her kusur gibi. Sevaun qarenel akde em hadese kablel kabdi. Kusur ise ister akit esnasında mevcut olsun, ister teslimden önce meydana gelmiş olsun, fark etmez. Yani buradaki ifadelere göre malda eski bir kusurun bulunduğunu bilmeyen müşteri malı satın aldığında akdi bozma konusunda muhayyerlik hakkına sahiptir. Eski kusurdan maksat kusurun akit esnasında bulunması veya malın müşteriye tesliminden önce meydana gelmiş olmasıdır. Tabi malda bulunabilecek kusurlar çok çeşitli olabilir. Mesela satılan kölenin zina etmesi, hırsızlık yapması ve kaçması gibi durumlar veya ağzını çok kötü kokması veya vücudunu çok kötü kokması gibi durumlar köle için bir kusurdur ve bunlar onun değerini düşüren durumlardır. Ve yine hayvanın serkeş olması, yani kişinin binmesine izin vermemesi, ısırması gibi özellikler hayvanın değerini düşürdüğünden bunlar da birer kusurdur. Müşteri için muhayyerlik hakkının söz konusu olması açısından kusurun akde bitişik olması, yani akitten önce malda bulunmasıyla malın tesliminden önce olması arasında fark yoktur. Çünkü akitten sonra müşteri malı teslim almadan önce mal satıcının sorumluluğu altındadır. Malın bütünü böyle olduğu gibi malın parçası, yani mala ilişkin kusursuzluk vasfı da böyledir. وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ فَلَا خِيَارِ. Kusur malın teslim alınmasından sonra meydana gelirse müşterinin muhayyerlik hakkı yoktur. Yani maldaki kusur teslim sonrasında meydana gelmişse bu kusur sebebiyle malı geri verme hakkı yoktur. Çünkü müşteri malı teslim aldığında artık sorumluluk ona geçmiştir. İlla en yestenide ile sebebin mutakaddimin kekat'ahi bi cinayetin sabikatin fe yesbutur reddu fil asah. Ancak kusur daha önceki bir sebebe dayanıyorsa, mesela kölenin bir uzvunun daha önce işlediği suça karşılık kesilmesi gibi bir durumda, esah görüşe göre bu durumda müşterinin muhayyerlik hakkı yoktur. Yani teslim sonrasındaki kusurun meydana gelmesi, malın teslim alınmasından önce veya akdin yapılmasından önce meydana gelmiş olan ve müşteri tarafından bilinmeyen bir sebebe dayanıyorsa, mesela satılan köle ve cariyenin bir uzvu
teslim öncesindeki bir suç ve hırsızlık sebebiyle teslim sonrasında kesilmişse müşteri için malı geri verme hakkı doğar tabii ki. بِخِلَافِ مَوْتِهِ بِمَرَضٍ سَابِقٍ فِي الْأَسَحِ. Ancak köle daha önceki bir hastalık sebebiyle ölürse esah görüşe göre müşterinin muhayyerlik hakkı yoktur. Yani satılan köle teslimden önceki bir hastalık sebebiyle ölse ve müşteri bu hastalığı bilmezse bu durumda kölenin kendisini geri vermek imkansız olduğu gibi onun alternatifi olarak müşterinin ödediği bedeli geri alma hakkı da yoktur. وَلَوْ قُتِلَ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ ضَمِنَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَسَحِ. Köle daha önceki irtidatı sebebiyle öldürülürse esah görüşe göre satıcı onu tazmin eder. Yani satın alınan köle teslim öncesinde gerçekleşen ve müşteri tarafından bilinmeyen dinden dönme ve kısası gerektiren bir suç işleme sebebiyle öldürülse satıcı satın bedelinin bütününü müşteriye tazmin eder. Çünkü onun teslim öncesindeki bir sebepten dolayı öldürülmesi teslim öncesinde öldürülme gibi olduğundan satım akdi hemen öldürülme öncesinde fesh olmuş kabul edilir. وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْعُيُوبِ. Satıcı malını kusurlardan beri olma şartıyla satsa فَالْاَظْهَرُ اَنَّهُ يَبْرَهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِالْحَيَوَانِ لَمْ يَعْلَمْهُ دُونَ غَيْرِهِ. Ezher görüşe göre canlı bir mal satımında kendisinin bilmediği her türlü gizli kusurdan beridir. Bunun dışındaki kusurlardan beri değildir. Yani köle ve hayvan satılırken satıcı malını kusurdan beri olması şartıyla satsa veya bu malı kusur iddiası sebebiyle geri vermemen şartıyla satıyorum diyerek satsa bu durumda satıcı sattığı canlıda var olan ve fakat kendisinin bilmediği gizli kusurdan dolayı sorumlu olmaz. Bunun dışındaki kusurlardan ise sorumlu olur. Buna göre canlı satımı dışında mesela kumaş ve arazi satımında hiçbir şekilde sorumluluktan kurtulamazken canlı satımında onda görünen kusurlardan veyahut gizli olup da kendisinin bilmediği kusurlardan sorumlu olur. وَلَهُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ. Satıcı bu şartı koşmasına rağmen müşteri malı teslim almadan önce meydana gelen bir kusur sebebiyle malı geri verebilir. Yani kusur iddiası kabul etmeme şartıyla satım yapılsa bile müşteri teslimden önce meydana gelen bir kusur sebebiyle malı geri verme hakkına sahiptir. Çünkü söz konusu şart akit esnasında var olan kusurla ilgili bir durumdur. وَلَوْ شَرَتَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ لَمْ يَصِّحَ فِي الْأَصَحِ. Satıcı malın tesliminden önce meydana gelecek kusurdan sorumlu olmama şartıyla satım yapsa, esah görüşe göre bu şart sahih olmaz. Yani satıcı malın teslimi öncesinde meydana gelecek kusurdan sorumlu olmamayı şart koşarak satım yapsa, bu şart sahih olmaz. Çünkü bu bir şeyi daha meydana gelmeden önce ortadan kaldırmaya çalışmaktır. وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي اَوْ اَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ رَجْعَ بِالْاَرْشِ. Mal müşterinin yanındayken telef olursa veya müşteri satın aldığı köleyi azat ederse
Sonra kusur bulunduğunu öğrense erş alır. Yani mal müşterinin elindeyken ister semavi bir afetle ister başka bir afetle telef olsa, daha sonra müşteri malın kusurlu olduğunu öğrense, malın gerçekte veya şer'i hüküm açısından telef olması sebebiyle geri verilmesi mümkün olmadığından müşteri satıcıdan erş alır. وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَةُ اِلَيْهِ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنَ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا. Erş, malın satın bedelinin bir parçası olup, satın bedeli ile erşin birbirine oranı, kusur sebebiyle malın değerinde meydana gelen azalmanın malın kusursuz halindeki değerine oranı gibidir. Erş aslında değer farkıdır. Yani malın kusursuz fiyatı ile kusurlu fiyatı arasındaki farktır. Buna göre erş tanımda geçtiği üzere satılan mal için ödenen bedelin bir cüz'ü olup bunun satın bedeline oranı malın kusursuz değeri ile kusurlu olan değeri arasındaki farkın oranı gibidir. Mesela satılan malın kusursuz haldeki değeri 100 dirhem, kusurlu olarak değeri 90 dirhem olsa kusurun değere oranı onda birdir. Buna göre müşteriye ödenecek olan erş satın bedelinin onda biri olan 10 dirhemdir. Aradaki fark 10 dirhem olduğuna göre verilecek miktar olan oranı da odur. Erşin geri verilmesi satın bedeli üzerinden olmaktadır. Çünkü mal satıcı tarafından bedeli üzerinden tazmin edildiği gibi malın bir bölümü de satın bedelinin bir bölümü üzerinden tazmin edilir. Satıcı satın bedelini teslim almışsa kusur miktarını müşteriye geri verir. Teslim almamışsa müşterinin talebi üzerine bu miktar satın bedelinden düşülür. وَالْاَسَّحُ اِعْتِبَارُ اَقَلِّ قِيَمِهِ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ اِلَى الْقَبْضِ. Esah görüşe göre bu durumda satım anından teslim anına kadar malın sahip olduğu en düşük değer dikkate alınır. Buna göre maldaki kusur sebebiyle müşteriye yapılacak erş yani geri ödeme belirlenirken malın satım gününden teslim edilme gününe kadarki değerleri içinden en düşüğü esas alınır. Çünkü satım anında malın değeri daha düşükse değerdeki artış müşterinin mülkiyetinde iken gerçekleşmiştir. Bu artış malın değerini hesaplamada dikkate alınamaz. Malın teslimi anında veya akitle teslim arasındaki zaman diliminde değeri daha düşükse eksik olan kısım satıcının sorumluluğu altındadır. İkinci durumda fazlalık müşterinin mülkiyetindeyken meydana geldiğinden değer belirlemede bu da esas alınmaz. وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبِيعِ رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ اَوْ قِيمَتَهُ. Satılan mal değil de satın bedeli telef olsa ve müşteri bundan sonra malda bir kusur tespit etse malı satıcıya geri verir ve satın bedelinin mislini veya kıymetini satıcıdan geri alır. Yani satılan mal değil de satın bedeli satıcının elinde telef olsa, mesela bedel satıcının mülkiyetinden çıkıp başkasının mülkiyetine geçse, daha sonra müşteri malın kusurlu olduğunu tespit edip kusurdan dolayı malı geri vermek istese vermesine engel durumlardan herhangi biri bulunmadığından malı geri verebilir. Bedel olarak verdiği şey eğer misli mallardan ise satın bedelinin mislini, yok eğer kıyemi mallardan ise kıymetini satıcıdan geri alır. Çünkü satın bedeli satıcının elinde duruyor olsaydı müşteri onu almayı
hak edecekti. Bedel telef olduğuna göre satıcı onu tazmin eder. وَلَوْ عَلِمَا الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ اِلَى غَيْرِهِ فَلَا اَرْشَ فِي الْأَسَحِ. Asah görüşe göre alınan mal müşterinin mülkiyetinden başkasının mülkiyetine geçtikten sonra müşteri o malda bir kusur olduğunu öğrense, kusur sebebiyle müşteri erş yani değer farkı alamaz. Yani müşteri satın aldığı malın mülkiyetini bedelli ve bedelsiz olarak elinden çıkarıp başkasına devrettikten sonra bu mal ikinci kişinin elindeyken malda bir kusur olduğunu öğrense bu durumda müşteri erç alamaz. Çünkü malın onun mülkiyetine göre geri dönme ihtimalinden ümit kesilmemiştir. Zira mal onun mülkiyetine dönebilir ve o da ilk satıcıya bunu geri verebilir. فَاِنْ عَادَ الْمِلْكُ فَلَهُ الرَّدُّ. Şayet malın mülkiyeti müşteriye dönerse, müşteri bu malı satıcıya geri verebilir. Yani kusurlu mal bedelli ve bedelsiz olarak tekrar müşterinin mülkiyetine dönse, bu durumda malı satıcıya vermeyi engelleyen durum ortadan kalktığından satıcıya geri verebilir. وَقِيلَ اِنْ عَادَ بِغَيْرِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ فَلَا رَدَّ. Zayıf bir görüşe göre malın mülkiyeti müşteriye kusurdan dolayı geri vermesi dışında bir yolla dönmüşse müşteri onu satıcıya geri veremez. Yani satılan mal müşterinin mülkiyetine kusur sebebiyle geri verilme dışında bir yola girmişse o zaman müşterinin bunu satıcıya geri verme hakkı yoktur. Çünkü müşteri bu malın bedelini almakla haksızlığı bir ölçüde telafi etmiştir. Başkasının aldanması gibi kendisinin aldanması söz konusudur. Ancak mal kusur sebebiyle kendisine geri verilmişse o zaman durum bundan farklı olur. Yani gider satıcıdan değer farkını alabilir. وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ. Mal kusur sebebiyle geri verilecekse derhal verilmelidir. Bu sebeple adete göre acele etsin kişi. فَلَوْ عَلِمَهُ وَهُوَ يُصَلِّ اَوْ يَأْكُلُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَفْرُغَ اَوْ لَيْلًا فَحَتَّى يُصْبِحَ. Kişi malın kusurlu olduğunu namaz kılarken veya yemek yerken öğrenmiş olsa, malı geri vermeyi namaz ve yemeği bitirinceye kadar erteleyebilir. Geceleyin öğrense sabah oluncaya kadar erteleyebilir. Kusur gerekçesiyle malı geri vermek derhal yerine getirilmesi gereken bir husustur. Çünkü satım akdinin bağlayıcı olması asıldır. Akdin bağlayıcı olmaması arizi bir durumdur. Bu durumda bir özür bulunmaksızın malı geri vermeyi erteleme durumunda geri verme hakkı geçersiz hale gelir. Kusur sebebiyle malı geri vermek isteyen kimse örf ve adete uygun bir şekilde acele etmelidir. Bunun için koşmasına gerek yoktur. Kişi malında kusur bulunduğunu namaz kılarken ve yemek yerken öğrenirse, yani bir mazeret varsa, işini bitirinceye kadar malı geri vermeyi geciktirebilir. Çünkü bu durumda ertelemesi bir ihmalkarlık olarak görülmez. فَاِنْ كَانَ الْبَائِعُ بِالْبَلَدِ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ اَوْ وَكِيلِهِ اَوْ عَلَى وَكِيلِهِ. Satıcı şehirde ise müşteri veya müşterinin vekili malı satıcıya veya satıcının vekiline teslim eder. Yani kusurlu malın sahibi olan satıcı müşteriyle aynı şehirde yaşıyorsa müşteri malı satıcıya veya o şehirde bulunan vekiline kendisi veya vekili aracılığıyla geri verebilir. Çünkü bu konuda vekil onun yerine geçer.
وَلَوْ تَرَكَهُ وَرَفَعَ الْاَمْرَ اِلَى الْحَاكِمِ Satıcı malı almayı terk ederse ve müşteri durumu hakime götürürse bu daha güçlü bir geri verme sebebi teşkil eder. Yani satıcı veya onun vekili kusurlu olan malı müşteriden ya da onun vekilinden geri almayıp bırakırlar da müşteri durumu hakime iletirse bu durum daha güçlü bir verme sebebi teşkil eder. Zira karşı taraf sonuçta müşteriyi mahkemeye başvurmaya muhtaç hale düşürebilir. Bu durumda mahkemeye başvurmak anlaşmazlığı kesin olarak çözüme bağlama yoluyla olur. Ve in kana gaiben rufi'a ilal hakimi. Satıcı ortada görünmezse mal hakime götürülür. Yani kusurlu malı satan satıcı veya vekili malın satıldığı şehirde yoksalar veyahut da piyasada görünmüyorlarsa durum hakime iletilir. Malın geri verilmesi satıcının gelişine kadar ertelenmez. Bilakis meselenin çözümü mahkemeye bırakılır. Vel essahhu ennehu yelzemuhu'l işhadu alel feshi in emkenehu hatta yunhiyehu ilel bai'i evl hakimi. Esas görüşe göre müşterinin malı satıcıya veya hakime teslim edinceye kadar şayet mümkünse aktif feshetine dair şahit tutması gerekir. Fe'in acaza anil işhadi lem yelzemhu telaffuzu bil feshi fil esah. Şahit tutamazsa esah görüşe göre fesih sözcüğünü kullanması gerekmez. Kusurlu bir mal alan ve bunu geri vermek isteyen müşterinin şayet mümkünse aktif feshetmek istediğine dair şahit tutması gerekir. Çünkü bir şeyi yapmamak ondan vazgeçme ihtimalini de barındırır. Satım akdi aslen bağlayıcıdır. Bu durumda iki güvenilir kişiyi şahit tutmak tek seçenektir. وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْاِسْتِعْمَالِ Geri verilmek istenen kusurlu malı kullanmamak şarttır. فَلَوْ اِسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ اَوْ تَرَكَ عَلَى الدَّابَّةِ سَرْجَهَا اَوْ اِكَافَهَا بَطَلَ حَقُّهُ Müşteri satın aldığı köleyi çalıştırsa veya binek hayvanı üzerinde eğerini veya semerini bıraksa geri verme hakkı ortadan kalkar. Yani kusurlu malı satıcıya geri verebilmek için onu kullanmamak gerekir. Buna göre kişi satın aldığı köleyi hizmetinde kullanırsa köleyi geri verme hakkı ortadan kalkar. Veya satın aldığında hayvanın üzerinde bulunan eğerini ve semerini aynen bırakırsa geri verme hakkı ortadan kalkar. Çünkü bu fiiller kişinin mala razı olduğunu göstermektedir. Eğer ve semeri hayvan üzerinde bırakmak, hayvandan yararlanmak gibi kabul edilmiştir. Çünkü bunları hayvan üzerinde bırakmasaydı, eğer ve semeri taşımaya veya taşıtmaya ihtiyaç duyacaktı. وَيُعْذَرُ فِي رُكُوبِ جَمُوحٍ يَعْسُرُ سَوْقَهَا وَقَوْدُهَا Sevk edilmesi ve sürülmesi güç olan serkeş hayvana binme konusunda mazur görülür. Yani hayvan satın alma durumunda müşterinin sevk edilmesi ve sürülmesi güç olan serkeş hayvana binmesi mazur görülür. Çünkü buna ihtiyaç vardır. Şayet hayvanı sevk etmek zor değilse kişi hayvana binme konusunda mazur görülmez. وَاِذَا سَقَتَ رَدُّهُ بِتَقْصِيرٍ فَلَا اَرْشَى Bir taksir sebebiyle malı geri verme hakkı ortadan kalktığında müşteri satıcıdan malın kusuru için erş yani değer farkı alamaz. Buna göre kişinin satın aldığı malı geri verme hakkı kendi kusuru sebebiyle ortadan kalktığında kusur sebebiyle satıcıdan bir ödeme alamaz.
Çünkü bunu kendi kusuruyla kaybetmiştir. وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَتَ الرَّدُ قَهْرًا. Mal müşterinin elindeyken kusurlu hale gelse, malı zorla geri verme hakkı ortadan kalkar. Yani mal müşterinin elindeyken herhangi bir sebepten dolayı bir kusur meydana gelse, daha sonra müşteri malda eski bir kusur tespit etse, malı zorla geri verme hakkı sona erer. Çünkü müşteri malı bir kusurla teslim aldığı halde iki kusurla geri veremez. Burada şu kaide geçerlidir. Zarar zararla giderilmez. Sümme in radiye bihil bay'u radahul müşteri ev kana bihi. Bundan sonra satıcı geri almaya razı olursa müşteri onu geri verebilir veya ona kanaat edebilir. Yani satıcı müşterinin elindeyken ikinci defa kusurlanan malı kusurlu olarak geri almaya razı olsa müşteri malı kusuruyla birlikte herhangi bir şey ödemeksizin geri verir. Ya da satıcı eski kusurdan dolayı bir değer farkı ödemeksizin malı ile yetinirse müşteri malı ona geri verir. Çünkü malın geri verilmesini engelleyen durum satıcının uğrayacağı zarardır. Kendisinin razı olmasıyla bu durum ortadan kalkmıştır. Ve illa fel yadummel müşteri erşel hadisi ilel mebi'i ve yarudde ev yagremel bayi'u erşel kadimi ve la yarud. Şayet satıcı razı olmazsa müşteri yeni meydana gelen kusur sebebiyle malın değerinde meydana gelen azalmayı mala katarak malı geri verir veya satıcı daha önceki kusurun meydana getirdiği eksilmeyi müşteriye öder. Bu durumda müşteri malı geri veremez. Yani şayet satıcı müşteri elinde kusurlanan malı geri almaya razı olmazsa müşterinin yapması gereken şey malın yanında meydana gelen yeni kusurun malda meydana getirdiği eksilmeyi telafi edeceği erşi satıcıya vermektir. Diğer seçenek ise satıcının müşteriye eski kusurun değer farkını vererek müşterinin malı teslim etmemesidir. Yani o malın müşteri tarafından değer farkının ele geçirilmesiyle malın kendisinde kalmasıdır. Çünkü bu iki seçeneğin her birinde her iki tarafın maslahatını bir araya getirme ve her iki tarafın çıkarını gözetme söz konusudur. فَاِنْ اِتَّفَقَا عَلَى اَحَدِهِمَا فَذَاكَ. Taraflar bu ikisinden biri üzerinde anlaşırsa bu anlaşma uygulanır. وَاِلَّا فَالْاَسَّحُ اِجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْاِمْسَاكِ. Aksi takdirde esah görüşe göre malı elde tutmak isteyenin isteği dikkate alınır. وَيَجْبَ اَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِ الْبَائِعَ عَلَى الْفَوْرِ بِالْحَادِثِ لِيَخْتَارِ. Müşteri malı aldıktan sonra ondan meydana gelen yeni kusuru derhal satıcıya bildirmek zorundadır ki satıcı tercihte bulunabilsin. Yani müşterinin malı teslim aldıktan sonra maldan meydana gelen kusuru satıcıya derhal bildirmesi gerekir. Ta ki satıcı malı geri almak veya değer farkını verip malı müşteri elinde bırakma seçeneklerinden birini tercih edebilsin. Müşteri eski kusurun bulunduğunu tespit eder etmez bunu bildirmek zorundadır. فَاِنْ اَخَّرَ اِعْلَامَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ وَلَا اَرْشَ. Şayet müşteri durumu bildirmeyi bir özür olmaksızın geciktirirse ne malı geri verebilir ne de erşe sahip olur, yani değer farkını alabilir. Buna göre müşteri eski kusurun bulunduğunu tespit eder etmez özürsüz olarak durumu bildirmeyi ertelerse
malı geri veremez ve kusur sebebiyle değer farkını da alamaz. وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَد۪يمُ اِلَّا بِهِ Maldaki eski kusur ancak yeni kusur sayesinde biliniyorsa كَكَسْرِ بَيْضٍ وَرَانِجٍ وَتَقْوِيرِ بَطِّيخٍ مُدَوِّدٍ رُدَّ وَلَا اَرْشَ عَلَيْهِ فِي الْاَثَارِ Yumurtanın kırılması, Hindistan cevizinin oyulması, kurtlanmış karpuzun oyulması gibi mesela. Bu durumda müşteri malı satıcıya geri verir ve müşteriden de değer farkı alınmaz. Yani maldaki eski kusur ancak yeni bir kusurun meydana gelmesiyle bilinebiliyorsa, mesela içi bozuk olan bir deve kuşu yumurtası ancak kırılmakla biliniyorsa veya içi bozuk olan Hindistan cevizi ancak oyulma ile biliniyorsa veya kurtlu olan bir karpuzun oyulması ancak o şekilde bilinebiliyorsa, bu ayıplarla beraber müşterinin deve kuşu yumurtasında veya Hindistan cevizinde veyahut da karpuzda yaptığı kırma ve oyma gibi fiillerden dolayı bir sorumluluğu yoktur. Bir sorumluluk bulunmadığından dolayı müşteri bunları zorla satıcıya geri verebilir. Bu durumda sonradan meydana gelen kusur için erç ödemeye de gerek yoktur. Çünkü bu gibi mallarda malın kusurunun ortaya çıkarılması ancak bu fiillerle mümkün olmaktadır. Bu sebeple müşterinin bir ödeme yapmasına gerek yoktur. Satıcı satım akdi ile müşteriye bu fiilleri yapma yetkisini vermiştir. فَاِنْ اَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْقَد۪يمِ بِاَقَلَّ مِمَّا اَحْدَثَهُ فَكَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَدِثَةِ Şayet eski kusur müşterinin yaptığı fiilden daha azını yaparak bilinebiliyorsa, bu durum sonradan meydana gelen diğer kusurlarla aynı hükme tabidir. Mesela ham karpuzun ham olup olmadığını anlamak için oymak yerine bir şey batırmak gibi maldaki kusur, müşterinin meydana getirdiği kusurdan daha az bir fiille bilinebiliyorsa, bu durumda müşterinin meydana getirdiği kusurun hükmü sonradan meydana gelen diğer kusurların hükmü gibidir. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.